fişağını aldım. Böyle yaptım. Koydum oraya. Heh, bana bak. Bir de öyle alayım. Bakayım, videoda var evet hatta. Götürdüm tüfeğimi, televizyonumu, o tüfeğimin içine kattığım mermilerimi şeye, hepsini götüremem tabii. Tarlanın ortasına koydum. Ondan sonra ben jandarmayı aradım. Jandarma bir saat sonra hemen geliyorum dedi. Önce kızlar sekseni boşalttık dediler. Demek boşalmamış. Bak ben buradayım dedim. 90 yaşında annem var. Allah rızası için gelin kurtarın. Yangın geliyor ama. Artık bu yandan ya artık bayağı geliyor. Ama artık anneme diyorum annem yürümüyor. Yangın geldi şurada ev başladı şimdi cayır cayır yanma. İnsan çığlıkları. O alevler göklere yükseldi. Anne gel gidelim Allah rızası için yürü yürümüyor hiç yürümüyor. Yahu tüfeğim olacak kendimi öldüreceğim artık. Dumanın içinde kaldık. Ateş çıktı karşıdan şuraya geldi. Yukarıdan o iki tane ev birden yanıyor. Yukarının ateşi de şöyle geldi. Şuradan beri de bir ateş. Bu yandan da dört ateşin arasında kaldım. Annem oraya çöktü. Yürümüyor. Cayır cayır gözümün önünde onun yanmasına yüreğim tahammül etmiyor. Silahı böyle çekmedim yani. Geldiler ama yani kendimi zor tuttum. Ağlamaktan tansiyonum çıkmış. Annemi aldılar. Ben sevinçten çıldırıyorum ama o korku şok geldi. Bak şu itirgen ateşe bak. Buna buradan geldi. İki tane ev birden yanıyor. O gürültüler, o çığlık sesleri. Of, aklı karayı seçtim. Kendimden korkmuyorum. Ben gidip tarlanın ortasına oturacağım. Annem ayağıma tuşak oldu. Annem cayır cayır gözümün önünde yaşlı karnının ölmesine, ateşte yanmasına yüreğim tahammül etmiyor. Onu hayal edemiyorum. Ya sıkacaktım. İyi ki yanımda değilmiş dedim zaten. İyi ki yanımda değilmiş kendimi öldürecektim artık. Ya ateşte yanmaktansa iyi. Ateşte yanmak. Her taraf, dört tarafım sarıldı. Gidecek, kaçacak yerim yok. Yok annemin yüzünden kaçacak yerim yok. Her taraf bak ateş nerede? 10 metre kaldı dört tarafımdan. Allah için kurtarın. Sesim hep gitti. Allah rızası için kurtarın bizi çığlıklar atıyorum. Duymuşlar. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Allah devletimize öyle o ekiplerimize zeval vermesin. Allah onlardan razı olsun. Evin arkasından ateş tutuştu. Tutuşuncuğumun bütün adamlara telefon çekildi. Şeyler, jandarmalar düdük çala çala geldiler. Zaten ben sessizliklendim, kaygılandım, titriyorum. Yavaş yavaş ayakkabımı indim, merdivenin dibine indim. Titriyorum, tokatıyorum öyle. Biliyorsa bir yere tokatıyorum. Bana diyor ki sen kasıt ediyorsun diyor. Ben ömrümde kasıt etmeyi bilmem ki. Şimdi kasıt edeyim. Gözüm de görmüyor. Boyraz gözüm hasta zaten gözüme. Vura 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 gözlerim. Gözüm de görmüyor. Elektriği ışıtıyor. Elektriğin ışığını görmüyorum ki. Oradan İmekle beri bostanının başına beri araba yok. Oradan gidiyorum işte beri yanına kaçıyor yani. İmekleyerek kaçtın. Tabii İmekleyerek kaçıyorum. Bu sefer gidemez oldum kendime atıverdim. Kalkamadım. Attım gayrı kendimi kalkamam dedim. Çöküp de kalkamam. İki başıma öyle tutacak bir yer olmayacak. Hiç Allah razı olsun çocuklardan. Yer kucaklarına aldılar beni yerlediler. Süre yolda sabah oldu. Hastaneye getirdiler. Şimdi nasılsın? İyi misin şimdi? Allah'a çok şükür yavrum. Bir yerimde yani huram ağrıyor diyecek yerim yok da. Afat'ı nerede bekledin? Burada bekledim. Oraya kadar götürdüm sürükleye artık. Koluna girdim. Elimde el feneri yürümüyor. Yürümüyor. Kucaklayamadım. Kucaklanmaz. Şey. Kilolu. Kilolu. Benim gibi benden kilolu. Demek 93 yaşında oluyor. Bura ne mahalle? Bak ateş.
ağır değil.